Sen nedensin? YouTube kanalı değil mi? Ha, YouTube kanalı. Siz ekonomi mi soruyorsunuz? Hı hı. Yani askeri ücret 5500 mü? Evet, şu an 5500. Benim maaşım 10.000 lira. Yayınlayacaksınız değil mi? Tamam, geçebilirim. Benim maaşım 10.000 lira. Benim 3 tane çocuğum var. Ev kira geçinemiyorum. Yani neyin ekonomisini soruyorsunuz? Evet. 3 çocuğun var. Evet. Yani 1 artı 1, 2 artı 1 da... Evet, reisi dinledim. Selam, reise de selam olsun. 3 çocuğu yaptım. Evet, yaptım 3 çocuğu. Şimdi? Ben hiçbir zaman inanmadım. Bakabiliyor musun rahat bir şekilde çocuklar? Bakamıyorum. 10.000 lira benim maaşım var. Benim ev kiraları olmuş 4.000 lira, 5.000 lira. Şimdi Suriyeliler şunları bunları doldurdu, getirdi buraya. Hani ekonomi nasıl düzelir bilmem şey yapıyorsan da düzelmez. Eğri cetvelle doğru çizgi çizilmez. Sistem, ben sisteme inanmıyorum çünkü yalan yani. O sağcı, o solcu, bilmem yok, o dinci, o bilmem şey, öyle bir şey yok. Doğrusu yanlışı vardır. Ne yapacaksın abi, seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaşıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, reise söyleyeyim. Karşısına reisin bir tane boş teneke koysunlar, ona oy vereceğim. Hayır, ya hiç fark etmez diyorsun. Hiç fark etmez, hiç. İşte destekledi mi peki? Hayır, asla da oy vermedim. MHP'ye oy verdim, ben Osmaniyeliyim. Bahçeli de selam olsun. Ama yazıklar olsun, sattı yani, bizi sattı. Zamanında nasıl konuşuyordu, şimdi nasıl konuşuyor? Bu dönüşün sebebi ne, onu da anlamadık. Herkesten Cumhurbaşkanı olur, Tayyip Erdoğan'la olmaz diyordu. Ne oldu? Ne değişti yani? Andımızı okutmazsam... TC'yi getirmezsem namussuzum diyordu. Andımızı okutmazsam şöyleyim diyordu. Ben de Osmaniyeliyim, selam olsun. Ben de Osmaniye Gençlik Kolları'nda da üyeliğim de vardır. Ama yazıklar olsun. Hesabı kim soracak? Bütün ülkeleri de satmıştır yani. Hesabı kim soracak abi? Hesabı kim soracak? Zaten içi boş bir parti oldu. Yani Devlet Bahçeli'nin arkasında birkaç AKP'den devşirme kitle var. Başka hiç kimse yok yani. Arkasında hiçbir ülkücü yok. Çünkü sattı. Öyle bir dönüş olamaz. Ha, kime oy verdin? Boş denekeye bile veririm dedi ya. Ben AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın karşısında kim varsa ona oy veriyorum. Yani bu Suriyelileri, bu Afganlıları, ya babalarının memleketi değil burası. Kafalarını sordular mı bana? Bana sordular mı? Afganları getireceğiz, Suriyelileri getireceğiz. Kime sordular ya? Babasının memleketi mi burası? Ama muhalefete de yazıklar olsun. Bunlara meydanı boş bırakıyor, tamam mı? O Kılıçdaroğlu'na da yazıklar olsun. Yetersiz mi buluyorsun? Yetersiz buluyorum. Yapamıyor. Masaya yumruğunu vuracak. Halka konu anlayacağı bilinen anlatacak. Oradan çıkıp resmi yok şöyle yok böyle değil. Bu insanlar anlamaz ondan. Gerekirse kapı kapı. Gerekirse kapı kapı çalacak. Arkadaşım diyecek, ülken elden gidiyor. Mültecilere peşkeş çekildi. Anlatacak bunu insanlara. Yani her taraf Suriyeli ya, her taraf. Ben Osmaniyeliyim ben. Bizim oraları geçtim. Burada bile her taraf Suriyeli. Her taraf ipini koparan geliyor yani. Kimin memleketini kime peşkeş çekiyorsun yani? Şu ülkede Tayyip Erdoğan'ın ne kadar hakkı varsa benim de o kadar hakkım var. Senin de o kadar hakkın, herkesin aynı. Herkesin aynı hakkı var. Sizlersiniz zaten abi. Tayyip Erdoğan'ı seçti. Ben hiçbir zaman oy vermedim. Ben bak, de oy vermeyeceğim. Ben yeni 18 yaşıma girdim abi. Bu sene, yani seneye olacak seçimlerde Tayyip Erdoğan dışında artık kim gelirse, yani dediğin gibi abi, Cumhur İttifakı'nın karşısında kim olursa ona vereceğim. Ben boş çuval. Devlet bak abi, patates verdi. Koysunlar bak. Patates o zaman koysa Bahçeli, ona vereceğim. Evet. Devlet Bahçeli o zamanlar ne diyordu biliyor musun? Hatırlamazsın sen. Tayyip Erdoğan herkesten Cumhurbaşkanı olur, Tayyip Erdoğan'la olmaz diyordu. Olmaz abi zaten. Olmaz. Bu TC'yi geri getireceğim diyordu. Andımızı okutacağım diyordu. Okut o abi, ne zaman ki böyle okutsun. Bir U dönüş yaptı. İçi boşaldı o parti, abi, tamam? Türkiye zaten abi, şimdi miting yapıyor. Suriyelilerin almasıyla beraber bitti zaten. Miting yapıyor. Evet, onunla beraber miting yapıyor. İstiyormuş. İnsanların yüzüne nasıl bakıyor? Yani benim hemşerim, ama tamam mı? Yani Allah aşkına yayınlayın bunu. Sen şimdi eski MHP'lisin. Tayyip Erdoğan şimdi bir numaralı Türkçü oldu yani. Yani öyle mi abi? Tabii Turan davasını savunuyor. Türk dünyası. Abi, her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım demişti. Ya şimdi insandır, hata yapabilir. Belki söylediğine bin pişman oldum. Yapamaz abi. Yapamaz. Hata bak, yapamaz. Cumhurbaşkanıysan hata yapamazsın. Şimdi yapamazsın. Ben yaparım. Sen yaparsın. O cumhurbaşkanıysa yapamaz. Ya insan olurdu, yapar yani. Giremez. Hata yapar yani. O şey. Yapamaz. Sen kaç defa kandırılacaksın? Açılım dedin, kandırıldım. Şimdi yeğenim bak. Tayyip Erdoğan MHP Milli Selamet Partisi tabanından geldi. Şimdi buradan dincilerin, Erbakancıların tabanı %20-25. %5 de patates, makarna versek yine %30 değişen hiçbir şey olmayacak. Abi yani. Sen neyi savunuyorsun? Ben anlamadım. Ya ben gerçekleri savunuyorum ya. Gerçek nedir abi? Hata herkes yapar ama sen bu ülkenin cumhurbaşkanısın, hata yapamazsın. Öyle bir lüksün yok. Ya da onu geçtim abi. Şimdi Cumhurbaşkanı benim, kandırılınca bir şey bak, olmuyor da. Benim. Ufak bir vatandaş bankaya parasını yatırdı diye içeri alınıyorsa... Bu nedir abi? Bak, vatandaş kandırılamıyor mu yani? Ya şimdi kanun adalet fakir fukaraya işliyor. Zengine işlemiyor ki. Asya Bank'ın 20 tabi yani 20 sene adam başında başkanlık yaptı. Adam geldi serbest piyasanın başında, borsanın başında oturuyor. Her gelenden de o
şey ediyor. Fotoğrafı olan şu an Maliye Bakanı yani. Tabii yani ben aynen, bir şey demiyorum. Ben FETÖ'cü oluyorum. Benim 6 yaşında oğlum var, elinizden öper. Onu bir defa kandırırım ben, bir şey söylerim. İkinci defa bana inanmaz. Baba sen yalan söylüyorsun der. Sen koskoca cumhurbaşkanısın ya. Seni yok şeyde açılım açılım yaptım dedim, beni kandırdılar. FETÖ METÖ dedim, beni kandırdılar. Onlar kandırdı, bunlar kandırdı. Ne yani? Önemli olan kandırılan mıdır yoksa kananı hala desteklemek mi? Kananı hala destek verirler kardeşim. Bu ülkede cahillik var. Ben şunu da inanıyorum. Bu ülkede herkes oy kullanmamalı. Bu ülkede herkes yaşlı oy kullandığı sürece abi. Yaşlı maçlı diye bir şey yok kardeşim. Genç olanlar da var, yaşlı olanlar da var. Ama herkes kişisel gelişimini tamamlayamamış insanlar oy kullanmamalı. Ben de kullanmayayım. Sinema tatil. Adamın hiçbir şeyden haberi yok ya. Adam dağın başında yaşıyor ya da köyünde yaşıyor ya da evinden dışarı çıkmaz. Hasta, dünyadan haberi yok. Ben çalışıyorum, ben alışveriş yapıyorum, ben vergi veriyorum. Benim maaşım diyorum ya, benim maaşımın kesiliyor. Yarısına yakını kesiliyor benim maaşımın. Neden? Hiç çalışmadan Suriyelilere maaş vermek için, Afganlılara destek çıkmak için. Abi, benim maaşım, sen zaten her taraftan kesiyorsun. Elektrikten, sudan, vergiden. Çocuğa bir çikolata alıyorum, yarısı vergi. Araban var mı? Sigara alıyorum. Yok, araba nasıl alacağız? Mete ve motorlu taşıtlar vergisine zam gelmiş de. Bir şey yok, ben ay sonunu getiremem. Ben bu maaştan ay sonunu getiremezken arabayı düşünemiyorum bile yani. Önceden insanların şöyle bir şey vardı hedefi. Kredi çekerim, ev alırım. Kredi çekerim, araba. Bu vardı. Neden? Aldığım maaşın yarısıydı kredi. Şimdi abi. Araç kredisine bakıyorsun 15 bin lira ya. Bankaya kaç tane emekliyle şahit götürüyordun, para çekiydin? Onu söylesene. Bankaya kaç tane emekli götürüyordun? Önceden diyor kredi çekip ev alabilirdim diyor. Çekerken. Şu an evde var. Kredi çekerken kaç tane emekliyle kaç tane icralı var? Şimdi iyi mi oldu? He? Milyonlarca icralık dosya var. İyi mi oldu? Ödeyebildiğin kadar. Ödeyemedi. İnsanlar battı. Ödeyebildiğin kadar çektin mi? Bankalara suçlama. Ekonomiyi değil. Ben eğitildim mi? Biz ekonomiyi soruyoruz zaten. Ne yapmamız lazım yani? Hadi akıl ver. Büyümüşsün ya. Akıl ver, öyle yapalım. Ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Ne yapacağız? Ne yapalım? Hadi değiştirelim. Değiştirelim. Ben MHP'liyim. Ben de MHP'liydim. AK Parti'yi ben de değiştirelim. De ki altılı masa var. Hı. Dışarıda var. Desin ki kardeşim bana altılı masaya bu milletin huzurunda ben hiçbir şeye inanmıyorum. Dinle. Ama dinle. Bir değişim olmalı. Dinle. Dinle beni. İnandıracak beni. Diyecek ki faizler böyle, hayat pahalılığı var. Bu böyle. Ben gelirsem icraat gösterecek. Ben diyorlar, düzelteceğim diyorlar. Ha. Sen ne kadar takip ediyorsun yani, bilmiyorsun. Ne? Hani projesini gösterecek kardeşim. Açıkladılar ya. Ne yani bayağı şeyi yayınladılar. Açıkladığını söylesin bana. Lazım yani. Açıkladığını. Neyi açıkladığını? Sen madde yazdılar, tamam. Ben bilmiyorum. Şimdi ben AK Partili değilim. Altı masadan çıkaracak. Yani. Onları altılı masadan mı? Tabii canım. Seni çıkarıyoruz. Bu arkadaşa destek. Sen de bu arkadaşa destek ya yapıyorsun. Ya ne destek abi? Ben sana soru soruyorum. Abi biz halkız. Ben halkız diyorum ki yani, gidişat nasıl? Ekonomiden memnun musun? Burada bir sen dersen ki her şey on numara, ben sana derim ki enflasyon bana var. Bana göre her şey on numara. Yani, enflasyon var. Bak ben 65 yaşında iyi gidiyorum, inşaattan geliyorum, çalışıyorum. Niye? Abi, niye mi? Emeklisin. Emekliyim. Niye çalışıyorsun? Niye göre on numara? On numara bana göre on numara. Niye göre on numara? Ben çalışıyorum, işim de var, gücümle çalışıyorum. Emekliyim. Her gün mazota zam geliyor. Her gün marketlerde etiket değişiyor. Bir dakika. Sen emekli misin? Emekliyim. Emeklisin. Ben de emekliyim. Bak ben gerçekten ya ayım. Sana bir şey soracağım sana. Ya abi zekan var senin ya. Ya zekan var, soracağım sana. Bak, sana sor bana şey. Sor. Benim zekam var. Sor. Ben çekirgede oturuyorum. Evet. Şuradan. Ben de çekirgede bak, oturuyorum. Bir dakika. Çekirgede oturuyorum. Evet. AK Partiliyim evet. Tamam. Bak ben sana sadece bir şey söyleyeyim. Ne soracaksın? Ben 16 senedir tamam mı? 16 sene işlerindeydim. 16 sene il yöneticiliğinde de delege de oldum. Tamam mı? Bana AK Parti'yi anlatma. Sen şu andaki bırak AK Parti'yi mi AK Parti'yi? Türkiye'ye bak. Sen Türkiye'ye bak. Çıkart bir kişi, çık. Ben de seninle beraber hadi çıkart. Kardeş, yok bu kimse. Kişi yok mu? Hani? Yok ya kimse. Ya hani. Peygamber gitmiş, abi. Peygamber yok olmuş gitmiş. Ya sadece bu adam mı var sanıyorsun sen? Bunu katma bak. Sen var ya sen. Ben sana sadece şunu söyleyeyim. Yanlış ya anlama beni. Sen at gözlüğüyle bakıyorsun. At gözlüğüyle bakıyorsun. Çıkar o at gözlüğünü, etrafına bak. İyi bakıyorum, çok iyi bakıyorum. Sen bu kafayla gidersen var ya bu ülkede seni gibiler yüzünden hiçbir yere gidemeyiz. Ben cahilim. Uzaya yol yaptık ya. Sen o yolda gidersin. Cahilim ya, ben param var. Ben beni kandırıyor ya bu. Senin param vardı. Herkesin var mı? Abi, ben ihtiyacımı ya görüyorum günlük. Ama herkes görüyor mu onu diyor. Orada zaten. Abi, sen görüyorsun da herkes görüyor mu? Millet aç. Onu ne yapacak? Onu ne yapacak? Çalışacak abi. İşsizlik kaç şimdi işsizlik? Ben de çalışıyorum. İşsizlik kaç? Emekliyim, çalışıyorum. Sen çalıştığın için belki birileri iş bulamıyor, anlatabiliyor muyum?
Sen emekli olarak çalışıyorsun ya. Bir şey soracağım. Halkımızda da var biraz. Halkımızda. Halkımızda da var da ben sana bir şey soracağım. Sen emeklisin. Emekliyim. Neden çalışıyorsun abi? Keyiften mi? Keyiften çalışıyorum. Ciddi keyiften. Niye keyiften? Emekli maaşına kadar. Ondan değil bak. Ne kadar emekli maaşı? Ben şimdi kahveye gidiyorum. Benim hesabım böyle. Alkür de alıyorum. Afiyet olsun. Bak bir dakika. Gidiyorum kahveye. 200 lira masraf yapıyorum. 300 lira masraf yapacağım ama gidiyorum işime. Gitmiyor. Abi ne kadar para... maaş alıyor? Bana onu sor. Emekli maaşı. Sadece emekli maaşını söyle bana. 6 milyon. Emekli maaşı. 6 bin lira emekli maaşı oluyor. Yok yani çok az bulunan bir şey de o yüzden soruyorum. Çok az mı? Yani genelde çok bulunmuyor. 11 milyon alan da var. 3500 falan çıkıyor yani onu söyleyeyim ben. Ya 11 milyon alan da var. Vardır yoktur demiyorum. 6 bin lira maaş alıyor. Dur. Abi bir dakika ben bir şey söyleyeyim gideyim. Bak fakir Almanlar var ya o şerefsizler. Geliyorlar Antalya'ya tatil yapmaya emekliler. Böyle bizimkiler gibi böyle keyifli alkol markol almıyorlar. Şerefsizleri orada sürünüyorlar. Niye abi ya? Fakir Almanlar. Hele Fransız benim arkadaşım var. Namuslu şey Antalya şey göstereyim ben gazeteciye göstereyim şimdi. Şey yapıyor. San Francisco'ya gidiyor. 4 gün tatil yapıyor. Fakire bak. Ya da fakire bak ya. Ha bizim zengine bak. Yine 60 yaşında fakir Almanları senin gibi benim gibilerin kafası fakir yaptı. 69-70'te sen böyle gittin. Sen Almanya'ya çalıştın. Aynen abi. Kıbrıs'a da boşuna çıktık biz değil mi? Niye? Böyle durarak mı çıktık? Kıbrıs'ı demiyorum. Bak onun dediğine cevap vereyim. Kıbrıs'a yumruğuna çıktık. Ya, böyle duruyorduk. Öyle mi duruyoruz? Durmadık işte Kıbrıs'a çıktık abi. Abi aldık Kıbrıs'ı. Onu demiyorum. Siz çarpıtma. Olayı çarpıtma. Olayı çarpıtma. Almanya'ya biz gittik. 69-70 o aralarda. Affedersin tuvalet dahi yıkadı. Almanlar yattı. Teknoloji yükseldi. Şimdi ne oldu? Şimdi fakir Almanlar. Onlarda disiplin var. Sende disiplin var. Niye? Madem o kadar bu şeyler düzgünüdür. Yolsuzluğun kralı var. Sende yolsuzluğun kralı var. Arsızlığın kralı var. Burada zenginin Almanın adamında disiplin var. Hangi yolsuzluk var lan? Her türlü yolsuzluk var. Allah yaşın nerede yolsuzluk var? Kaç yaşında adamsın? Ayıp sana. Otobanlarda yolsuzluk var ya. Havaalanları yap. Unutma ayakkabı kutularını. Benim paramı ne yaptı? Kimin parasını yaptı? Senin paranı ne yapacak? Kimin parasını yaptı? Kimin parasını? Bir dakika. Kimin parasını yapacak? Benim paramı ne yapacak? Benim paramı ne yaptı adamı bana ne iş yapıyor? Sen burada bu ülkede yaşıyorsan adam zengin. Vergide vereceksin. Senin bir dakika. Öyle bir video yapıyor. Yok, bir dakika. Param değil. Sen kafan mı güzel? Bir dakika. Dinle. Ben bu ülkeye bana, vergimi de veriyorum. Ben paramla yapılan hizmeti bana böyle bana şeymiş diye bağışlamasın ya yani. Ben bir dakika. Yapacak da şey diye. Bak, senin paranla yapıyor senden yine para oluyor. Bir dakika dayı. Garanti vermesin. Anladın zenginin çocuğu. Ben askerlik görevimi yaptım. Bir dakika. Askerden yeni geldim ben. Zenginin çocuğu tabaklarda kokain çekerken neredesiniz? Onları görmüyorsunuz. Arsızlık abi. Neyi nerede? Çıkmadım ortalara. Tabaklarda kokainler çekiyorlar. Kutulardan para. Abi Range Rover'larda çekiyorlar. Kaçılıyor. Nereye çıkıyor? Yani, ne olursa olsun. Pudra şekerleri. Yapılan hizmeti görün. La yapsın zaten yapacak. Bana zaten yapacak. Bu zamana kadar ne yapılmadı? Bu zamana kadar ne yapılmadı ya? Mecbur yapacak. Sen asıl yaptığını benim gözüme sokarak mecbur diye bir şey yok. Bu zamana kadar neredeydi? Son iki seneye kadar. Dinle dinle. Sen gelsen sen de yapacaksın. Yapacaksın. Ben yapmayacaksın demiyorum. Yapacaksın. Ama. Siktirin oğlum. Bu işte böyle yani. Hiç. Bir şey yapamazsınız. Ne baş başa dedikodu. Hiç bir şey yapamazsınız. Hiç. Sen buyurun bana bak bana. Onları gömeceğiz. Gömeceğiz. Bu sefer gömeceğiz ya. Bitti. 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 Gömeceğiz. 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 Bitti ha. Şey Clinton'da işiniz bitti sizin. Emir aldık canım. Vay be. Sen ne çok biliyorsun. Kaç yaşına gelmişsin daha hiçbir şeyin farkına varamamışsın. Cahil. Sen asil var ya. Yemin ederim şurada Kur'an çalsın. 60 yaşındasın. Bir dakika 60 yaşındasın. Bu zamana kadar hiçbir şeyin sahibi olamamışsın. Belli giydiğine, tipine, kılığına bak. Tuttuğun, desteklediğin yere bak. Eminim ki şurada 17 yaşında adam gelsin. Senden daha kral konuşacak. 8 saat değil abicim. Biz her şeyin farkındayız. Adamlar tabaklardan kokain çekerken, milletin parasını kaçırırken, sefiller yollarda geziyor ya. Aşağılarda insanları niye görmüyorsunuz? Anca yükseklerdeki adamları görüyor. Kendiniz hangi konumdasın? Cebindeki paranı çıkar. Neyini çıkarıyorsun? Ben bunda 2017'de stajyer maaşı alıyordum 700 lira. Kur'an çarpsın en kral sigarayı da içiyordum ben. Şimdi tütünü içiyoruz ya böyle bir şey var mı? Ben 2016'da asgari ücret 1600 liraydı. Bak kafa var mantık var. Ben 21 yaşındayım tamam mı? Adım Serkan soyadım Özel. Kimseden çekinecek bir şeyim yok. 2016'da 1600 lira maaş alıyordu bu insanlar. 1600 lira maaşta... İçiyor mu?
8 depo sen arabana yakıt alabiliyormuşsun. 8 depo. Ben Yozgatlıyım. Harbiden milliyetçiyim. 8 depo sen yakıt alabiliyormuşsun. Buradan bir kere de gidebiliyordum. Şimdi sen 5,5 lira para alıyorsun. 5 kere fulluyorsun. Ekmek de sen 2020 lira maaşla 2020 tane ekmek alıyorsun. 5,5 milyar maaşla 1400 tane ekmek alıyorsun. Kısa ince ya, mantık yok adamlarda, detay yok, kafalara bak. Bunların çoluğuna çocuğuna her şeyi yazın. Dedin. Ben milliyetçiyim. Şimdi senin milli paran düşüyor. Benim milli param düşüyor. Niye düşüyor? Değer kaybediyor. Ya niye düşüyor abi? Benim milli param düşme nedeni böyle adamların kafası yüzünden. Bunlar pohpohlar pohpohlarsa işte ülkenin yarısı aç gezerken, yarısı bile değil bak. Yarısından fazlası aç gezerken %20'si %10'u sefasını sürecek. Biz de böyle it gibi buralarda gezeceğiz. Eminim ki şuradan bak, bu geçenler insanların yarısı bak. Sana söylüyorum. Ya işten geliyordur, ya okuldan geliyordur, ya da adam bir hava almaya çıkmıştır. Hava almaya çıksa bile 200 lira parayla çıkıyor ya. Neyin burada şeyini, kelamesini anlatıyorlar. Kaç yaşına, 60 yaşına gelmişsin. Ben gelip de 6000 lira, 5000 lira maaşla çalışıp da 3 sene çalışsam 5000 lira yemezsen, içmezsen 300 milyar para yapar. Sen burada 300 milyara bırak orta segmenti, en diplerde araba alıyorsun. Tofaş'a yazmış bir 150-200 milyar. Ya kafa mantık var kardeşim. Sen bir şeyleri değiştirmezsen hep aynı sayarsın, hep aynı sayarsın. Ya neyin çabası bu da? Neyi savunuyorsun ki? Şükredin ben, diyorlar. Ya, ya ben Allah'a şükür ederim. Allah'ıma şükür ediyorum. Benim rızkımı Allah veriyor ya. Şükret, sesini çıkarma diyor. Niye kendileri tabaklarda porsiyonları ufaltıyorlardı? Kendileri bilmem ejderi meyveleri yiyor. Ben ömrümde ejderi meyvesi yemedim. Var mı abi? Kaç yaşındasınız? Altın musluk var mı sende? Neyi? Altın musluk. Ya ne altın musluğu abi? Benim evimde daha altın bileziğim yok ya. Gözünü seveyim. Gelip de böyle altın musluklardan çantası... Cebindeki çantası onu açma. 50 bin euro, 100 bin euro benim cebimdeki çakma kucağı 50 milyonluk cüzdan. Ben de taşımayabilirim 50 bin euroluk çantayla gezmeyi. Bunlar ne anlatıyorlar? Gelip sarayın günlük giderlerine kadar bildiğim 3 milyon lira falan. Danıştay 10 milyon lira. 10 milyon lira mı? 10 milyon lirayla burada kaç tane insan geçinir? Haberin var mı senin?